Başlıyorum ben hadi. 5 3 4 1 2 2 2 2 1 3 4 5 2 2 2 2 1 2 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
kafa kırarak boş olanları ve içinde böcek, zararlı ya uğrayanlar varsa onların sayısını belirliyoruz. 100 fındıktan kaç tanesi hasat edilebilir onu belirliyoruz. Bunu da rekolte tespitinde kullanıyoruz. Ve komisyona katılan arkadaşlarımız sahada hep beraber şu an sayım yapmak suretiyle 2023 yılı fındık rekoltesini belirleyecekler. Toplamda yaklaşık 400 noktada bu sayım yapılıyor il genelinde. En doğru sonucu tespit etmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ve 3 Temmuz itibariyle Altınordu Gülyalı ilçelerimizde bu çalışmayı başlattık. Bugün de Perşembe ilçemizdeyiz. Arkadaşlarımız sahilden yukarı ilçelere doğru çalışmalarını yapmaya devam ediyorlar. İnşallah en doğru sonucu ortaya koymak için çalışıyoruz. Ve burada bütün sektör temsilcilerinin bir arada olması, onların hepsinin birlikte hareket ederek bu rekolte tespitinin yapılması ve çok fazla noktada, 400'e yakın noktada sayımların yapılması en doğru sonucun ortaya konulması adına gerçekten önemli bir husus. İnşallah en doğru sonucu bulup bakanlığımıza bildireceğiz. Bakanlığımız da uygun gördüğü tarihte bunu kamuoyuyla paylaşacak. Yani şu anda iç oluşumu bu gerçek sonuca ulaşabilmemiz için yeterli durumda. Bir de dikkat ettiyseniz çalışmalar yapılırken arkadaşlarımız sağlam tane oranını, meyveye dönüşüm oranını bizzat 100 tane fındığı kırmak suretiyle tespit ediyorlar. Bu da bizim gerçeğe en yakın sonucu bulma noktasında bize önemli bir katkı sağlıyor. Komisyonumuz 3 Temmuz itibariyle çalışmalarına başladı. Yaklaşık 2 haftalık bir çalışma süreci geçireceğiz. Bu 2 hafta sonucunda rekolteyi tespit etmeyi planlıyoruz. İnşallah 2 hafta sonunda ilimizin rekoltesini tespit etmiş olacağız. Tabii görünen şöyle, çeşit bazında biraz farklılık var geçen seneye göre. Bazı çeşitlerde azalma olduğu gibi, bazı çeşitler geçen seneyle aynı, bazı çeşitlerde geçen seneden biraz daha iyi. Bunun şu an gerçek ne çıkar, rakam ne olur bugünden söylemek çok zor. Arkadaşlarımız hummalı bir çalışma yapıyor. İnşallah bu çalışmayı tamamladıklarında ilimizin fındık rekoltesini de ortaya koymuş olacağız. Ordu ilinde 19 ilçede yaklaşık 400 noktada bütün ilçelerde sahil kesim, orta kesim, yüksek kesimlerde bizzat bahçelerde dolaşılarak, çotanak sayımları yapılarak, dallar sayılarak, ocaklara bakılarak ciddi bir özverili bir çalışma yapılıyor. Rekolte Temmuz ayında yapılır, fındık bahçelerinde alanlarda yapılır, bizzat çotanaklar, dallar, bahçeler gezilerek yapılır, teknik elemanların bünyesinde yapılır. Biz böyle bir rekoltenin gerçeğe en yakın rekolte olacağını tahmin ediyoruz. Diğer rekoltelere hiçbir vatandaşımız, kamuoyu, sektörde itibar etmesin. Çünkü bu rekolte gerçeğe en yakın rekolte olarak sonuçlanacaktır. Burada çok önemli bir verim artışı için çalışmalar yapılıyor. Hem İl Tarım Müdürlüğümüz hem Ziraat Odalarımız, diğer kurumlar dekarda verim artırmak için elimizden gelen çalışmalar yapıyoruz. Bu dekardan artan bir sonuçta tabii ki rekolteye de artış olarak yansıyacaktır. Yani bu rekoltenin çoğalması, rekoltenin çok olması fiyatın düşmesi anlamına da gelmez. Onun için muhakkak yani rekoltelerden korkarak fındık fiyatları rekolte çok oldu, fındık fiyatları düşecek, rekolte az olsun, fındık fiyatları yükselecek diye bir algının muhakkak ortadan kaldırılması lazım.